siyasi tarihine giren bir kara leke de bu kürsüde AKP ve MHP tarafından açıklanan yeni seçim kanunu ya da seçim kanununda, siyasi partiler kanununda değişiklik öngören kanun teklifi. Şimdi kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunmuşlar, oradan aldık. Çok dikkatli biçimde inceledik. Tüm yurttaşlarımızın bilmesi, anlaması ve rica ediyoruz. Birbirine anlatması için bu kanun teklifinde neler var, bunu paylaşacağız. Ama sözlerime başlarken şunu söyleyeyim. Yurttaşlarımızdan özel olarak rica ediyoruz. Dün bu kanun teklifini sözde sunmak adına buraya gelen iki siyasi partinin en yetkili isimlerinin, konuyla ilgili en yetkili isimlerinin 2,5 yıldır bu kanunun hazırlığını sürdüren kurulları temsil eden iki kişinin gerçekleştirdiği basın toplantısını lütfen izleyin. Önlerindeki kağıdı okumadan hiçbir şey söyleyemiyor. Teklif diye sundukları kanun metninin içinde ne olduğuna ilişkin kağıda bakmadan iki çift laf söyleyemeyen insanlar kanun teklifini değiştirip Türkiye'de seçim sistemini, siyasi partiler kanununu değiştirmek istiyorlar. Değerli arkadaşlar, şöyle söyleyebiliyoruz. Bu kanun teklifi tümüyle yalan üzerinde kurulu bir kanun teklifidir. Yalan üzerinde kurulu, ittifakları bozma planı içermektedir. Kendi zayıflıklarını, Cumhur İttifakı'nın zayıflığını örtme çabasının bir mahsulüdür. Sandık güvenliğini, vatandaşın oyunun güvenliğini ihlal eden yaklaşımlar barındırmaktadır. Eşitsizlikleri derinleştirmeyi amaçlamaktadır. Ya şunun için söylüyoruz. Memlekette bir seçim kanunu, siyasi partiler kanunu tartışılıyorsa bir demokratikleşme beklentisi olur. Bir eşitlik, vatandaşın iradesinin daha doğru yansıyacağı bir arayış olur. Bu kanun teklifinde hiçbiri yok. Bu kanun teklifi yalan üzerine kurulu arkadaşlar. Bakın daha birinci maddesi. Diyor ki %10 olan seçim barajını %7 şeklinde değiştirelim diyor. Açıyorsunuz kanunun gerekçesini. Kanunun gerekçesi burada. Kanunun gerekçesinde aynen şu ifade var arkadaşlar. Ülke seçim barajında bir miktar indirim yapılarak daha fazla partinin, daha fazla fikrin mecliste temsili, dolayısıyla temsilde adaletin güçlendirilmesi hedeflenmiştir. Yalan. Yalan söylüyorlar. Bir sonraki maddede zaten, bir sonraki maddede ittifakların oy dağılımında yaptıkları ayak oyunuyla meclisteki temsiliyeti azaltmayı hedefliyorlar. Şimdi %10 barajı ittifaklarla beraber zaten fiilen ortadan kalkmış. Sözde bunu %7'ye indirerek bir demokratikleşme adımı atıyormuş gibi numara yapıyorlar. Net. MHP kendini kurtarmaya çalışıyor. Önümüzdeki günlerde bir çıkar birliği olduğu için Cumhur İttifakı, bir bozulma olursa bu çıkar birliğinde, yalnız kalırsam baraj altı kalmayayım diye düşünüyor. Başka bir derdi yok. Yoksa zaten %10 baraj fiilen ittifaklar aracılığıyla aşılmış durumda. Türkiye'de şu anda barajın engelli bir şey yok. Dolayısıyla bakın değerli yurttaşlar, birinci madde yalan maddesidir. İkinci madde tuzak maddesidir. İkinci madde ne diyor ki? Eskiden diyor ittifakların milletvekilliklerini kazanması ve ittifakların kendi içinde paylaşması esası vardı. Şimdi diyor biz bunu kaldırıyoruz. E beyler hani siz daha fazla partinin temsilini amaçlıyordunuz? Hani daha fazla partinin temsilini amaçlıyordunuz? Bunu engellemek için bir yol bulmuşlar. Bakın açık söyleyeceğim. 2,5 yıldır çalışıyorlar. 2,5 yıl önce AKP neye çalışıyor, MHP neye çalışıyor diye bize sorulduğunda demiştik ki oy oranları azalsa bile mecliste koltuk sayılarını korumayı amaçlıyorlar. Bunu nasıl yapabileceklerinin yollarını, yöntemlerini arıyorlar. Aferin bulmuşlar. Sözde bulmuşlar. Sanıyorlar ki aynı oylarını koruyacaklar. Bu oylarla biz sandalye sayımızı koruruz. Net söylüyorum burada bir tuzak maddesi var. İttifakları bozmaya dönük bir tuzak konulmuş durumda kanuna. Ve değerli arkadaşlar şöyle bir şey olabilir mi? Tüm yurttaşlara soruyoruz. Ya arkadaş her seçimde kanun mu değişir ya? Biz ittifaklı seçim sistemiyle 2018'de bir tane seçim yaptık. Sonra bitti, değiştirdiler. Şimdi biraz geriye gidelim. Hatırlayın. Adalet ve Kalkınma Partisi 20 yıldır her seçimde şaibeyle anılan bir parti. Vatandaş örgütlerinde dünyada eşi benzeri yoktur. Vatandaşımız oy atıyor. Sonra gidiyor o oyu korumak için
sivil inisiyatifler oluşturuyor. Siyasi partilerin gücünün yetmediği yerlere vatandaşlar inisiyatif oluşturuyor. Dünyada eşi benzeri var mı bilmiyoruz. Yani attığımız oya bile sahip çıkıyoruz. Şimdi biz sahip çıktık, çalamadılar. Ne yaptılar? Yeni taktik geliştirdiler. Mühürsüz oyları geçersiz saydılar, hatırlayın. Vatandaş daha fazla örgütlendi. Bu sefer ne yaptılar? Yüksek Seçim Kurulu'yla İstanbul seçimlerini iptal ettirdiler. %50+1'i hayatta alamayacaklarını biliyorlardı. O an için baktılar, dediler ki biz MHP ile birleşelim, %50+1 alalım. Yani şahsımın neye ihtiyacı varsa ona göre kanun düzenliyorlar. Her seçimde kanun değişiyor. Artık bu bize yetmiyor, daha fazlası. Artık bu bize yetmiyor, daha fazlası numarası çekiyorlar. Şimdi değerli arkadaşlar bakın, örnek vereceğim. Dikkatinize sunmak istiyorum. Üçüncü maddede diyor ki, mevcut şu anda yürürlükte olan kanuna göre bir siyasi partinin seçime katılabilmesi için mecliste grubu bulunması yeterliydi. Bu şartı kaldırıyorlar. Diyor ki grubun olsa da seçime giremez. Peki, hani diyorum ya şahsıma göre, şahsıma özel yapılıyor. Bakın bu teklif ettikleri kanun 2002 yılındaki seçimlerde geçerli olsaydı, değerli arkadaşlar dikkatinizi çekiyorum. 2002 yılında geçerli olsaydı Adalet ve Kalkınma Partisi seçime giremiyordu. Tarihleri söyleyelim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluş tarihi 14 Ağustos 2001. Seçimler 3 Kasım 2002'de yapıldı. AKP 1. Kongresini 12 Ekim 2003'te yapıldı. Ya seçimden bir yıl sonra AKP kongresini yaptı. Peki nasıl girdi seçime? Fazilet Partisi kapatıldıktan sonra AKP'nin kuruluşuyla beraber AKP'ye dahil olan 50 tane milletvekilinin sağladığı grup kurma hakkını kullanarak seçime girdi. Ya ne kadar akıl dışı bir düzenleme yaptıklarında bundan daha iyi bir örnek olabilir mi? Ya bu koyduğun kanun zamanında yürürlükte olsaydı sen seçime giremiyordun. Ama bu hüküm sayesinde, bugün kaldırdıkları hüküm sayesinde girdikleri seçimden birinci parti olarak çıktılar. Hatta yine eşitsizlikler nedeniyle aldıkları oyun 2 katı kadar milletvekiliyle parlamentoda temsil edildiler. Bakın bu kadar şahsa özel kanun olur mu diye sormak gerekiyor. Devam ediyoruz. Aynı maddeler hem siyasi partiler kanununda hem seçim kanununda olduğu için 15 madde gibi gözüküyor ama kimi kanun, kimi teklif değişiklikleri İki tarafı da düzenlediği için öyle. Dolayısıyla üçüncü ve dördüncü maddede aynı şey var. Devam edelim arkadaşlar. Ne dedik? Yalan üzerine kurulu, ittifakları bozmaya kurulu, şahsı gözetmek üzere oluşturulmuş. Bir de dördüncüsü, vatandaşın oy güvenliğini ortadan kaldıran düzenlemek. Bakın, beşinci madde, altıncı madde. Buralarda ne yapıyorlar? Daha önce şu an yürürlükte olan kanuna göre seçim kurulları oluşturulurken en kıdemli hakim seçim kurulu başkanı olur. Şimdi vatandaşlarımız anlasın diye söylüyorum. AKP iktidara geldiğinde Türkiye'de aşağı yukarı 7000 hakim vardı.